Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Yine YKS sayfasındayız. Tercihlerinizi birlikte yapmadan bu işi de bitirmeyeceğiz. Saz, tamam şu tercihleri en iyi şekilde yapana kadar da bu video serilerim gelmeye devam edecek. Şimdi size 3 önemli başlığı anlatacağım. Bu 3 önemli başlıkta maalesef birçok öğrenci yanlış yapıyor. Bunlardan birincisi. Ölü tercih nedir? Bir bunu size anlatalım. Hatta açıklayıcı, çok açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Ölü tercih mevzusunu bu şekilde anlayacaksın. İkinci başlığımız ek puan nedir kardeşim? özellikle iki yıllıkları tercih edecek öğrenciler bunu çok iyi dinlesin. Ha diğerleri de dinlesin çünkü orada puanı görünce ha demek ki sıralaman budur deyip de yanlışa düşenler de var. Ve üçüncü gündemiz belki de bu seneye inşallah bu seneye özgü sadece olacak deprem kontenjanı nedir? Özellikle deprem bölgesindeki öğrenciler de şu deprem kontenjanı durumunu anlasın. Ha diğer öğrenciler de bunu da dinleyebilir çünkü deprem kontenjanı yanlış anlayan kişiler de var. O halde can. Hazırsan başlıyoruz. Evet, gelelim ölü tercih nedir mevzusuna. Bir kere ölü tercih yoktur diyen kişilere hiçbir şekilde aldırış etmeyin. Pratikte ölü tercih vardır. Niyet olarak öldürmezsen de öldürmezsin kardeşim. Yani izafidir. Nasıl ki 2020 verilerine, 2022 verilerine bakarak bir tercih yapıyorsak izafi olarak aynı şey ölü tercih içinde geçerlidir. Ama ne olursa o ölü tercih diye adlandırılır bir bunu somut örnekle sizlere açıklayayım, mantığını anlatayım. Şimdi sayısalda 70K yani 70 bin sıralama yaptığınızı farz edelim. Birinci sıraya siz gittiniz. X bölümlük 100.000 sıralamaya sahip olan 2022 verisi diyelim. 2022 verilesi, verisine göre 100 bin sıralama bir yer yazdın. İkinci tercihine de 40 binlik bir yer yazdın. Yani gelme ihtimali çok daha düşük bir yer yazdın. Üçüncü tercihine de 90 binlik bu sefer bir yer yazdın. E haliyle düşünsenize 70 binlik bir sıralamanız var. E zaten 100 binlik bir yerin gelme ihtimali çok daha yüksek. Çok daha yüksek. Çünkü 70 bin çok ileridesin. E ta gerilerdeki 100 bini birinci sırana yazmışsın. Gelirse zaten birinci sıralamadaki yer gelir. 2'ye de 40 Birlik bir yer yazmışsın. Yani gelme ihtimalinin çok düşük olduğu bir yer yazmışsın. E haliyle birinci sıraya gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu 100 kalık bir yer yazarsan, ikinci sıraya da gelme ihtimali düşük olan bir yer yazarsan, e ne olur kardeşim? İkinci sıralamadaki yer aslında ölü tercih olur. Yani gelecekse zaten birinci sıradaki yer gelecek kardeşim. Daha düşük ihtimaldeki olan yer niye gelsin sana ki? Ha Şöyle durumlar var. Eğer arada çok fazla uçurum yok ise yani sallıyorum 100 binlik ikinci sıraya da böyle 98 binlik bir yer yaptık. 100 bin ile 98 bin arasında çok fazla uçurum olmadığı için bu ikinci sıradaki yeri ölü tercih Yapmaz. Ölü tercih olabilmesi için aradaki bariz bir farklığın olması lazım. Hatta şuradaki üçüncü sıradaki yere de ölü tercih diyebilir miyiz? Yani fark çok fazla olmadığı için ona da çok ölü tercih diyemeyiz. Ama ikinci sıradaki yere kesinlikle ölü tercihtir diyebiliriz. Ama bu şu anlama gelmez. Eğer birinci sıradaki yer her ne kadar ikinci sıraladaki, sıralamadaki yere göre sıralaması başarı sıralaması daha kötü olsa dahi birinci sıralamadaki yerin gelmesini istiyorsan çok daha fazla istiyorsan ikiye göre bunu bire Yasman matematik olarak ikiyi ölü tercih yapar ama tercih listeni kötü yapmaz. Çünkü sen orayı istiyorsun. Sen orayı istiyorsun kardeşim. Ölü tercih mevzusu Aynen budur. Sıralamanızı yaparken buna dikkat edeceksiniz. Sıralama oluştururken şu mantıktan da ilerlememeniz gerekiyor. Ben hepsini başarı sıralama ağına göre oluşturayım. Öyle de değil. Çünkü oradaki başarı sıralamaları o üniversitenin doğrudan niteliğini de göstermeyebilir. Yani başarı sıralaması daha düşük olan bir yer diğerine göre belki de daha niteliklidir. Bunu da araştırmanız gerekiyor. Bundan da bilginiz olsun. Ha çoğu sefer bu niteliği gösterir ama e, tabii ki %100 farklılık da vardır. %100 de gösterir diye de bir şey yok. Ama bu anlattıklarımdan sonra sana şunu net ifade edebilirim. Ölü tercih mevzusunu hala anlamadıysan abim kafanı hiç karıştırma. Net ifade edeyim sana. Çünkü bunun gibi birçok şey var. Kafanı hiç karıştırma. Yahu ah şurada yazıyor. Üst tarafta mı şurada şurada yazıyor bak. Şu hattımıza ulaşıyorsun. Birkaç kuruş para veriyorsun. Ve senin tercihlerini ben yapacağım. Ve senin tercihlerin konusunda net net nokta atışı tercih listeni mis gibi oluşturacağım. Eğer bu anlattığım şeylere hani hocam vallahi anlamıyorum ya diyorsan ya gel zahmet etme boşuna derim. Anlatmaya devam ediyorum. Evet ikinci başlığımız ek puan nedir? Bir kere ek puan mevzusunu net ifade eder. Lisans bölümlerinde yani 4 yıllık bölümlerde ek puan diye bir şey yok. Ek puan sadece ama sadece meslek liselerinden mezun olan öğrencilere mezun oldukları bölüme yakın 2 yıllık bir, 2 yıllık diyorum bakın 2 yıllık bir bölüm seçerse Verilen avantaj yani devlet diyor ki sen lisede şu bölümde mezun oldun ya. Meslek lisesine mezun olduğu için ben sana ek puan veriyorum. Ek puan verdiğim için de başarı sıralaman senin TYT bu arada. YTT başarı sıralaman da daha iyi olacak. Ama diyor bir şartım var. Mezun olmuş olduğun lise, lisenin o bölümüyle alakalı bir iki yıllık seçmen lazım. Eğer seçersen şu başarısı daha iyi olan ek puanlı başarı sıralamanı kullanabilirsin diyor. Diyelim çocuk gelişimi ile ilgili bir bölümden liseden mezun olmuşsun ama gidiyorsun bilgisayar e, teknikerliği bölümünü tercih edeceksin ön lisanstan. E, o ek puanını sana kullandırtmıyor devlet. Yani ÖSYM diyor ki o ek puanı kullanamazsın kardeşim o bölümde. Bu geçersizdir. Normalde YTY'de sıralaman neyse onu kullan diyor. Yani alakalı olması gerekir bu iş bu kadar basit. 4 yıllıkları etkilemiyor. 4 yıllıklarda ek puan yok net bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet son başlığımız deprem kontenjanı nedir? Maalesef yaşanan Şubat depremi neticesinde birçok ilimiz mağdur oldu. Ve bu ilde ya yaşayan yaklaşık bu sene sınava giren 22 bin öğrenciye bir nebze olsun avantaj sağlamak için şöyle bir yol izlendi. Yaklaşık 16 üniversiteye var olan 2023 kontenjanlarının 25 Fazlası kadar kontenjan ayrıldı. Örneğin Malatya İnönü Üniversitesi'ni gösterelim. Tıp fakültesi 100 kişilik kontenjanın olduğunu açıklandığını düşünün 2023'te. Devlet dedi ki, 100 kişilik kontenjanın varsa %25'ini al. Yani 25 kontenjan yapar. Ekstradan 25 kontenjan daha veriyorum sana. Ama bu ekstra 25 kontenjanını sadece ama sadece deprem bölgesinde ikamet eden ki bu ikametgahı Şubat yani depremden önce olması gerekiyor. İkamet eden sınava girecek yaklaşık 21 bin öğrenci kullanabilir diyor. E bu büyük bir avantaj aslında. Çok büyük bir avantaj. Bu sayede o deprem kontenjanı eğer kullanırsa, yani o kişi kendi bölgesinde, deprem bölgesinde üniversiteleri seçerse, o ek deprem kontenjanlarından faydalanabiliyor. Bunun için ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Ekstra bir şeye başvurmasına gerek yok. Sadece sıralamasını yaparken deprem bölgesinde yer alan üniversiteleri önde yazması gerekiyor. Önde yazarsa kendisine gelebilme ihtimali bir nebze olsun daha fazla olmuş oluyor. Çünkü orada yerleşme şansı çok daha yüksek. Bu neye neden olacak biliyor musunuz? Örneğin tıp fakültesine son yerleşen kişi normalde yani deprem bölgesi kontenjanlarından kontenjanı olmadan 20 bin mi diyelim deprem bölgesi kontenjanlarında son yerleşen kişi belki de 45 binlere kadar gerileyecektir. O kadar avantajlı yani. ifade edeyim bunu lütfen deprem bölgesindeki öğrenciler bunun bilincinde olsun ve buna göre tercihlerde bulunsunlar. Önemli çok önemli bir avantajınız var benden demesi. Şimdi canlar 2023 YKS sınavında ciddi anlamda bir yılmanın olduğu sayısal bölümlerinde biliyoruz. Ama TM ve sözel bölümleri için aynı şey geçerli değil. Hatta bu yılmanın dil bölümünde de olduğunu görüyoruz. Ama dil bölümünde yılman olması geçen yıllara nazaran neredeyse dil sınavına giren yani YDT'ye giren öğrenci sayısının iki katı olmasından kaynaklanıyor. E haliyle bu bölümlere göre de yapacağınız tercih listesi de ve referans alacağınız yıllarda değişiklik göstermektedir. Lütfen bunlara çok fazla dikkat edin. Daha sağlıklı tercih yapmanızla ilgili birçok video yayınladım. Yayınlamaya da devam edeceğim. Bunları izleyiniz bu süreçte lütfen. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.